Esenyurt Belediyesi'ne yapılan operasyon, Ahmet Özer'in tutuklanması bu hafta en tepki çeken siyasetteki en önemli konuların başındaydı. İşte o tutuklanan isim, yani Esenyurt'un seçilmiş belediye başkanı Ahmet Özer'in kızı Halk TV'ye konuştuğu ilk kez Serhan Asker'e konuştu. Serhan Asker'in programına katıldı. Babasının başına gelenlerin hukukla yakından uzaktan alakası olmadığını söyledi ve bakın başka neler ifade etti. Babam gözünü polislerle açıyor. Polisler tarafından uyandırılıyor. Babamdan olayı dinlerken yani gözümü açtım, polisler etrafımda ve sizlere bir şey oldu diye korktum. Çocuklarıma bir şey mi oldu diye irkilerek uyandım dedi. 1,5 milyonluk bir kenti yöneten bir akademisyeni, bir bilim insanını bu şekilde bir sürece dahil edilmesi ne akla, ne vicdana, ne hukuka, yani bunun akılla, mantıkla, hukukla izah edilir bir yanı yok. 65 yaşındaki bir belediye başkanının, 1,5 milyonluk bir kenti yöneten belediye başkanının bu durumda bırakılmasının, bir şafak operasyonuyla, bir psikolojik mobbingtir bu arada, yani bu bir baskıdır. Yani 30 tane şeyle içeri giriliyor, polisle içeri giriliyor. Annemin tabii uyandırmasına müsaade edilmeden böyle bir sürece girilmiş. Bunun bir siyasi kumpas davası olduğu belli zaten. Bunun hukukla falan bir şeyi yok yani. Bu kayyum atama operasyonunun bir parçasıdır. Başkanı isnat edilen suç, çok üzülerek zikrediyorum ki terör örgütüne üye olma. Şimdi 29 Ekim'de belediyenin en üst kademelerinden biri olan valilik İstanbul Valiliğin davetine katılıyor. İstanbul valisiyle el sıkışıyor. Başkan ev sahipliği için valimize teşekkür ediyor. 29 Ekim'de Esenyurt'ta Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlanıyor. Bunun hemen akabinde 30 Ekim'de biz bu haksız, mesnetsiz iddialarla, ithamlarla karşı karşıya kalıyoruz. Yani şimdi sizin aklınıza, mantığınıza uyuyor mu? Bu adam eğer bu adam eğer isnat ettikleri gibi biri olsaydı, bir gün önce nasıl devletin en üst kademesindeki biriyle el ele sıkışır, bir araya gelir? O kişi terör örgütüne üye olmayla, bir şeyle, her neyse suçlanıyor ve irtibatı olduğundan sebeple başkan şu an tutuklu. Peki o kişi nasıl açıklama yapıyor şu an? Yani nasıl serbest açıklama yapıyor? Nasıl serbest o zaman? Yani eğer babam kendisiyle bir bu kira ilişkisi vesaire hepsi ayyuka çıkacak. Yani benim gönlüm de çok ferah. Bu işin hukuken elle tutulabilir hiçbir yanı yok. Bir insanın savunulabilir olmasından daha büyük bir güç yoktur. Bizim tüm bu iddiaları çürütecek güçlü bir şeyimiz var, hazırlığımız var. Biz bu itirazı sunacağız.